Sektör Haber Merkezi'nden merhabalar. Sizlere İstanbul Esenyurt'tan sesleniyoruz. Elit Kuyumculuğa konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahiplerinden Murat Bey ve Fehmi Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Bütün herkesi ekran başına davet ediyoruz ve gelin bizleri dikkatli dinleyin diyoruz. Murat Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar Fehmi Bey. Merhaba Melek Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, çok iyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Özellikle bu güzel ürünleri görünce daha iyi olduk. Güzel ürünlerimizden bahsedeceğiz ama biz tabii ki öncelikle kısaca sizleri tanımak istiyoruz. Murat Bey kimdir? Bir tanıyalım öncelikle. Ben Murat Kılıç. 1974 Ardahan doğumluyum. Fehmi Bey ile Kapalı Çarşı'da tanıştık. 1990 yılında işte beraber aynı firmada çalışıyorduk. Uzun yıllar önce. 4 yıl, 5 yıl beraber çalıştık. Asker dönüşü geldikten sonra işte Fehmi Bey de anlatsın biraz. Onun teklifi üzerinde beraber bir iş kuralım dedi. Hatta evet. Nasıl kuracağız, nasıl yapacağız diye düşündük. Gerisini hatta... Şimdi hikayeleri ayrı ayrı dinleyelim bakalım. Evet. Ben Mardin doğumluyum. Telkare'de başladığım işe zaten. Hı hı. Yani eniştem o zaman telkareciydi. Çok iyi bir ustaydı. Evet. Onun yanında yetiştim. Ondan sonra İstanbul'a geldiğimizde Midas'ı bilirsiniz zaten. Tabii. Çok insan Midas'ı bilir. Orada çalışmaya başladık. Tezgahta sorumluyduk. Murat Bey'le tanıştık orada. Ve çok istiyordum ben kendi işimi kurmak. Kendi işimiz olsun istiyordum. Öncelikle güzel bir dostluk edinmişsiniz. Kesinlikle. Her şeyden ziyade arkadaşlarımız, dostumuz çok önemliydi. Çok güzel bir diyalogumuz vardı. Ve Murat Bey'in biraz aslında başının etini yedim. Yani bir iş yapalım, kendi işimiz olsun diye. Sürekli konuşuyordum Murat Bey'le ve nasip oldu. Bir adım attık. Bir atölye açtık önce, bir kuyumcu atölyesi. Evet. Tamirhane vardı. Altın tamirhanede. Bütün kuyumcuların işlerini yapıyorduk, tamirini yapıyorduk. Bu Esenyurt'un yönetimindeki, yani Esenyurt'taki bütün kuyumculara git gel yapıyoruz. Çırak gibi işte tamirlerini götürüyoruz. Aslında o zaman çekirdekten yetiştik, evet. Öyle diyelim. Kesinlikle evet. Çekirdekten yetiştik. Murat Bey'in büyük hayalleri vardı. Sadece tamirhanede kalmayalım diyordu. Bu arkadaşlardan iş alıyoruz ama evet. Öyle burada bir mağaza açalım diyordu Murat Bey. Ama nasip etti. Sonra işte bir 10-13 yıl beraber çalıştık burada bir imalat. Yani sürekli hı hı. Yaptık. Bu arada Midas'tan fason işler de almaya başladık. Ayrı bir atölye de kurduk. Sonrasından dedi ki biz kendi mağazamızı açalım. Sonra burası bir eski bir nalbur dükkanıydı böyle. 65 santim yerin altında. Çok izbe bir yer. 20 sene hiç boyanmamış, şey yapmamış. Burayı yüksek hava paralarıyla burayı tuttuk. İşte o zamanki işte Jivali'nin sahipleri, patronlarımız Midas'ın sahipleriydiler. Jivali kurmuşlar. Yeni bir firmaydı. Biz Jivali'nin bayisi olsak ne dersiniz? Güzel bir marka. Onlar da sağ olsunlar bize destek verdiler. Hemen işte buraya başladık. Tuttuk burayı işte. Bu dükkanı tuttuk. İşe soyunduk. Öncelikle 3 ortaktı. Abisi de vardı Fehmi Bey'in. Sonra o zaman içinde ayrıldık. Bana nasip etti. Burayı kurduk. Buranın ilk en lüks mağazasıdır yani. Jivali'nin ilk konsept mağazasıdır evet. Burası. 60 metrekare alan var. Gayet güzel bir yer. Tezgahlarımız gördüğünüz gibi. Asansörlü kasasıyla şeyle ilk böyle konsept bir mağazayı buraya getirdik. Çok şükür güzel de tuttu. Yani dükkanımız sevildi. Halk burada benimsedi. Jivali markası da çok tuttu o zamanlar. Tabii şu anda çok güzel bir marka çok gerçekten. Bir marka. Mutluyuz yani bu markayı satmaktan, işte bu işi yapmaktan, burada bu hizmeti vermekten çok mutluyuz. Güzel. Ürünlerimiz de kaliteli. Şehrimiz de güzel. Yani İnşallah daha büyüklerini, daha iyi şeyleri yapmayı Allah nasip eder diye düşünüyoruz. İnşallah diyoruz biz. Öncelikle gerçekten burada güzel bir dostluk gördük. Ve bu güzel dostluk da burada güzel bir işletmeyle bütünleşmiş. İşiniz de güzel. Yani siz insanların en özel günlerinde varsınız diye düşünüyoruz. Yani burada aslında evlenme teklifi, nişanlılık, işte anneler gününde, sevgililer gününde, babalar gününde. Yani bütün özel günlerde varsınız aslında. Kesinlikle ve biz bu sevgililer günü bayağı bereketli geçti maşallah. Akşam saat 10.30 gibi 11'e kadar burada 10.30'a kadar açıktı mağazalarımız hizmet veriyordu. Bütün esnaf arkadaşlar da bizdi. Evet yani sevgililer günü de güzel geçmiştir eminim. Yok kesinlikle çok bereketli geçti söylediğim gibi. Biz akşam 10.30'a kadar burada hizmet verdik. Sevgililer günü öncesi işte 2 gün ve işte dahili ve sonrası. Bir de ertesi gün azar yiyenler vardı tabii. Bir de ondan gelenler vardı bizde. Bayağı bereketli, güzeldi. Çok memnun kaldım. İnşallah önümüzdeki senelerde böyle bereketli geçer diye diliyoruz. Çok güzel. Peki burada biraz ürün çeşitlerimizden bahsedelim. Buradaki ürün çeşitlerinden sonuçta Jivali markasını burada hizmet sunuyoruz. Güzel bir marka ama bu güzel markamız hani nasıl ürün çeşitleriyle burada donanmakta merak ediyoruz. Jivali firma olarak sadece 14 ayar altın üretmekte. 14 ayar ve pırlanta ürünleriyle beraber evlilik yüzük özel ayansları da bulunuyor.
takılı taş, yani pırlanta takı taşları setleri, 14 ayar işte normal Swarovski dediğimiz taşlardan olan setleridir. Her yaşa, yani genç grubuna da, orta yaşa da, ileri yaşa da nasıl söyleyeyim size, nasıl tabir edeyim, hitap edecek ürünler var. Yani, evet. Nasıl söyleyeyim, civarda bir 150 liradan başlayıp 20 bin dolar, 30 bin dolara kadar çıkan setleri de bütçeye uygun. Bütçeye uygun. Evet. Göre ürün var ama kalitesinden kesinlikle ödün vermiyor. Mesela renk kararmasıdır, solmasıdır, taşı değil. Bu Jivel'in ürünlerinin bir özelliği de ömür boyu garantili olması. Yani bizde müşteri bir ürünü aldı. Yani siz bunu aldınız, taşı düştü, bitti, sorun yok. Veya şey oldu, arızalandı, sorun yok. Garantimiz gönderiyoruz mi? Garanti kapsamında. Yine aynı orijinal taşıyla değiştiriliyor. Yine işte kırılan şeyi varsa veya bir hata varsa gönderiliyor. Yenisiyle hemen değişimi yapılıyoruz. Yani biz müşterimizin, ürünümüzün arkasında duruyoruz. Firma da arkasında duruyor. Alan da bu markayı aldıktan sonra hani duyduğu güvenle rahatlıkla kullanabiliyor. Ayarından bir şüphesi olmuyor. Kullandığı ürünün taşın kalitesinden, yani o bir kararma yapmıyor. Sonra veya bir alerji, yani vücudumuz biliyorsunuz çok duyarlıdır. Tabii ki. Yani altın vücuda en uyumlu maden ama sonuçta 14 ayara ulaşması için bir karışımlardan geçiyor. Bu karışımlar da kaliteli olmayınca ister istemez vücutta kızarma, alerji tabii yapıyor. O yüzden biz Jivel markasına çok güveniyoruz. Bugüne kadar herhangi bir alerjiden dolayı, şeyden dolayı bir şikayet almadık. Müşterilerimiz ürünlerin hafifliğinden ve estetiğinden çok memnunlar. Bundan dolayı biz Jivel satmaktan memnunuz. Tabii Fehmi Bey nasıl tamamlar, ne anlatır? Fehmi Bey de o zaman takının öneminden bahsetsin. Sonuçta gerçekten bir kıyafeti tamam anlayan takıdır. Kesinlikle, yani bayanlarımız daha da güzel gözüküyor. Yani o güzelliklerine daha güzellik katıyorlar. Şıklık katıyorlar tabii çünkü ki. Gerçekten takı çok önemli. Takı, saat olsun, ayakkabı olsun, üstümüzdeki kıyafet olsun, takım elbise olsun. Bunlar bizi tamamlayan şeyler. Tabii bir gelinimizi, bir damadımızı daha iyi bir saatle, değil mi? Evet. Zaten tamamlıyoruz. Setlerimiz gerçekten bu konuda çok iddialıyız. Setlerimiz çok güzel. Jivel 40'a aşkın tasarımcıyla çalışıyor bu konuda. Şimdi Jivel sürekli ürünlerini yenileyen, 40'a aşkın takı tasarım personeliyle çalışan bir firma. Ve Ar-Ge'ye çok önem veren bir firma. Ne yapıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Jivel'in temsilcileri, satış temsilcileri, yani bu bölge sorumluları bizi haftalık ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu haftalık ziyaretlerde mesela gözlemliyorlar. Bir vitrinde bir mal bir ayı geçkin kaldı, şey kaldı mı? Diyorlar ki biz bunu değiştirelim, yerine yeni ürünler sergiliyorlar. Her hafta ürünlerimiz yenileniyor. Bu yüzden hani nasıl diyelim, bizim tabirimizde tapon, eski kalmış ürünler kalmıyor veya ağır mallar gitmiyor mallar. Her zaman yenilenen müşteri her hafta geldiğinde vitrinimizde yeni bir ürün görebiliyor. Yeni bir işte set takıdır veya kolyedir. Yeni çıkan bir üründen hemen haberdar olabiliyor. Bu arada işte desteklenen reklamlarla da yeni çıkan bir flash bir ürün varsa onu hemen takip edebiliyorlar. Özel bir sipariş alyans verdiğinde bugün siparişini alıyorlar, yarın kargoyla direkt elimizde. İstediğiniz ölçü ve ebatta. Biraz sonra belki ürünleri de göstereceğim size. Tabii ki. Orada göreceksiniz. Çok güzel ürünlere bir gün sonra hemen değerinde şimdi ulaşabiliyorsunuz. Jivel'in fiyat politikası şeydir, internet sitemiz de var mesela. Jivel'in kendi sitesi şeydir. Fiyatlar, kafanızda bir soru işareti kalmıyor. Ben hani müşteri çok şeyden korkuyor. Altın alırken güvene dayalı bir şeydir. Tabii ki. Acaba kazıklanıyor muyum? Acaba bir doğru ürünü doğru fiyata aldım mı kaygısı yaşıyor. İşçiliği nasıl? İçin işte böyle bir markaya alışveriş yaptığında gönül rahatlığı alıp gidebiliyor. Bir pırlanta bir ürün aldığında sertifikasıyla, kesinlikle, uluslararası geçerli sertifikasıyla şeyle gönül bir rahatlığıyla evine gidebiliyor ve mutlulukla yıllarca kullanabileceği bir ürüne sahip oluyor diye düşünüyorum. Evet, bu marka garantisi oluyor, kesinlikle, desteği oluyor. Çok önemli gerçekten. O konuda kendimize çok güveniyoruz gerçekten. Piyasada çok zamanla, yani yakın zaman içinde kararan ve solan ürünler oluyor. Bu konuda gerçekten... Çünkü işi bilmeyen insanlar da bu işe kalkıştı. Yani sizler evet, çekirdeğinden evet, yetiştiniz evet, ama maalesef ki işi bilmeyen insanlar da başladığı için... Bizim bir avantajımız da o, yani biz çekirdekten evet, yetişme olduğumuz için ürüne baktığımız zaman hemen nerede hata var hemen görebiliyoruz. Kesinlikle. Çok büyük bir avantaj. Biraz iddialı olacak ama biz daha ürünü, gelen altının kokusundan tanıyoruz. Yani diyeceksiniz ki nasıl hakikaten bunun altını tabii ki doğrudur. Nasıl bir ürün olduğunu, ne olduğunu kokusundan tanıyoruz. Yani piyasada o kadar sahte ürünle dolaşıyor ki. Yani kuyumcular da bir tehlikeyle karşı karşıya. Eğer dikkatli olmasa, mesleğin yüzünden içinden gelmiyorsanız anlamanız zor. Çevremizde de çok işte köyde koyununu, şeyini satıp gelip burada işte tarlasını satıp işte ben de kuyumculuk yaparım deyip açan çok... İşte bundan dolayı da, maalesef insanlar da mağdur işte, kalıyor. Ya bilinçli tüketici olmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Yani, nereden alışveriş yapıyorsak, ne olursa olsun, ürün ne olursa olsun bilinçli olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Bence buraya bir gelsinler.
Buradan bir ürün sahibi olsunlar. Zaten en güzel günlerinde o takılarını takarken sizleri hatırlayacaklar ve sürekli buraya uğrayacaklar diyoruz. Şeye de çok inanıyoruz. Yani bizim müşterilerimiz hep söylüyordu bunu. Hep paylaştığımız şey şudur. Derler ki asık suratla altın satamazsın ama biz de güler yüzümüzle halkımıza burada olanca hizmet vermeye çalışıyoruz. Bütün evet. Müşterilerimizi, Esenyurt'taki işte veya çevre bölgedeki müşterilerimizi buraya bekliyoruz, davet ediyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devam diliyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Başarılarınızda, yayınlarınızda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizler sayesinde. Sizler neler söylemek istersiniz? Gerçekten bizi gururlandırdınız, buraya geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sevindik. Bizler asıl çok mutlu olduk. Gerçekten burada güzel bir markayı temsil ediyoruz ama en güler yüzlü bir şekilde ve en doğru kaliteyle hizmet sunuyorsunuz. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, görmüş olduğunuz gibi sizlere İstanbul Esenyurt'ta bulunan Elit Kuyumculuk'tan seslendik. Firma sahipleri Fehmi Bey ve Murat Bey bizlere çok güzel bilgiler verdiler. En güzel günlerinizde en güzel takılar sizin olsun diyoruz. Tabii ki bence buraya bir uğrayın diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.